Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Eskiden beri beni meşgul eden bir mesele. Yer yer mutaddi cevap veriyorsam da, mesela bugün de o Ay'a giderken Ay'a gittik ya, giderken bu mesele kafamda vardı. Hem Ay'a gidiyoruz, hem de bu mesele var ki yeni yazdım böyle. Neydi o mesele? Onu şöyle, cevabı olacağı için biz Müslümanız, doğruyuz diyoruz. Hristiyanlar var, onlar da doğruyuz diyor. Yahudiler var, Museviler. Onlar da doğruyuz diyor. Tabiat peristler var. Duyuyor musun abi? Evet abi. Tabiat peristler var. İnkarcılar. Biz de doğruyuz diyor. Soruyu şey yapın ki, size de soru soracağım. Peki bizim doğru olduğumuzu nasıl bileceğiz yani? Sağlaması nedir? Bir daha. Evet, sırat-ı müstakim nedir? Yani sırat-ı müstakim değil de İslamiyet'in doğru olduğunu nereden biliyoruz? Bir daha. Hristiyanlar diyor ki biz doğruyuz. Ya Museviler diyor ki, Yahudiler, biz doğruyuz. Tabiat peristler diyor ki biz doğruyuz. Peki sağlaması nedir yani? Matematikte sağlama var. He, matematik. Bu izahat değil, sağlama istiyor. Tamam da izahat da olur. İslamiyet'in doğru olduğunu nasıl böyle şey yaparız? Yani kendi nefsimizin bu itirazını nasıl fıtrat iddia ederiz? Yani sana, İslamiyet fıtrat din olduğu için. He, nasıl yani? Fıtrat lisanıyla anlayabiliyoruz. Yani fıtrı hallerle anlaşılıyor. Mesela ne? Yani muşahhas misal. Niye? Mürsel Hazretleri tesettürü mesela, tesettür fıtridir der. Kadını fıtratı iktiza eder der diye orada hikmetlerle nasıl fıtratta muvaffuk ve mutabık olduğunu fıtır bir halle ispat ediyor. Mesela tabiat felistler tesettürü el atmaz. Hristiyanların böyle bir problemi yok. İslamiyet fıtratı konuşturuyor. Yani iddia etmiş olduğu davayı, bir tane de o. İslamiyet'in ortaya koyduğu davaya İslamiyet şey diyor, aklın ve mantığın hükmettiği şu istikbalde bütün meselesini akla tespit ettiren İslamiyet hükmedecek. Bu cümle Risale'de. Aklın ve mantığın, aklın ve fennin hükmettiği istikbalde bütün meselesini akla tespit ettiren İslamiyet hükmedecek. Bir tanesi de İddia ettiği davalar fıtrat reddetmemiş İslamiyet'te. Hasan abi, bir çekirdek anlıyoruz Risale'nin. Bir çekirdek var. İki kişi diyor ki bu çekirdek armuttur, elmadır. Ben kendi dilimle söylüyorum. Risale'nin bu böyle ifade edilmiyor ama ben bu kadar anlatabiliyorum. Bir tane çekirdek var. Biri diyor ki bu elmadır, öbürü diyor ki armuttur. Bunu derim ki şey yapıyoruz, toprağın altına koyuyoruz. Ağaç oluyor, meyve veriyor. Sonra bakıyoruz ki elma çıktı. Daha diğeri diyebilir mi ki bu armuttur? Diyemez. Çünkü ispat edilmiş yani. O çekirdek ortaya çıkmış, meyve vermiş. Elma oldu artık ortada yani. Daha şüphe edilmez ona. Şimdi aynı bunun gibi usta bunu nereye bağlıyordu? Yani İslamiyet, işte Kur'an, Peygamber Efendimiz vesaire nasıl bir netice vermiş, nasıl bir meyve vermiş? Yani doğru mu? Yani çok ilginç bu da. Yani hayata dişe vuruşunda mesela dürüst ol diyor, fıtrat şey yapmamış, yani aldatma diyor, şunu yap böyle yap. Şimdi İslamiyet'in doğru olduğuna dair meyveleridir. Mesela peygamberin mucizesi, Abdülkadir-i Geylani, kemal bulmuş insanlar var, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman gibi kamil insanlar, yani mesela kamil insan dediğimiz zaman, en mükemmel insan dediğimiz zaman örnekle gösterdiğimiz adamlara bakın, niye bu kamil, niye örnekle gösterebiliyoruz?
diğerlerinde niye farklıdır? Yani niye mükemmeldir? Sebebi İslamiyet yaşadığı için. Mesela Üstad diye de sana Kur'an diyor, şerabetini muhafaza ediyor, tazeliğini muhafaza ediyor her asırda her zaman. Mesela baktığımız zaman Kur'an'ın ahkamlarına, işlemeyi diyelim ki şeylerine, kanunlarına, hükümlerine. Mesela içki içme diyor, içki içen adam ne yapıyor? Yani evin yolunu bulamıyor, muvazene aklı kaybediyor. Veya miras hukukuna riyet ediyor. Riyet edilmediği zaman aileler tahrimar oluyor. Kardeşler arasındaki muhabbet, adaveti inkılap ediyor. Senin dediğini bulacağım. O mesela faize çok güzel. Nehyediyor. Faiz eğer hayat içtimaya de hayat bulduğu zaman ne oluyor? Ekonomi çöküyor. İçtimaya tahrimar oluyor. Yani Kur'an'ın her bir ahkamına baktığınız zaman ne kadar taze, ne kadar hayatlar, ne kadar canlı. Sanki Ali şu an nuzul ettiği gibi, Ramazan Risalesi'nde diyor ya, şu an nuzul ettiği o kadar canlı ve hayattardır. Çünkü ya, üzerine zaman geçtiği halde, eskitememiş. Adam dese ki tamam, neticesi uhrevidir. Bak dünyaya bak, eğer ahkamına riayet edilmediği zaman bakıyorsun ki dünya saadeti de gidiyor. Dünya saadetlerine bir şey kalmıyor yani, dünya hayatı gidiyor. Şer'i hükümlere insan yaşamadığı zaman tatbik etmez. Yani şunu diyor. O zaman İslamiyet'in hak olduğu. Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve sağlamdır, rasihtir ki eğer İslamiyet hakikaten fıtrata, yaratılışa ve doğru olmasaydı zamanla eriyecekti. Kendi şebabiyetini yani tazeliğini ve doğruluğunu koruyamaz. Çünkü başka yeni bir doğru çıkacak. Bu doğru yok olacaktı. Mesela fenli keşiflerde öyle ya, bir teori atıyor, başka bir teori gelince bu ortadan kalkıyor. Ama İslamiyet'in kanunları ve hükümleri o kadar sabit ve rasittir, sağlamdır ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Mesela içki haramdır dedi, eskidendi diyemezsin çünkü zaman geçtikçe içkinin haramiyetine daha çok ihtiyaç var. Bugün daha yiyeceğiz, bugün daha yiyelim. Yarın da. Beni en çok etkileyen abi, en çok böyle hani akla böyle ispat eden şu. Hani diyor ya Kur'an-ı Kerim bütün hayat-ı içtimaiyenin diyor ihtilatını, kavgasını, savaşını vesairesini İslamiyet iki kelimeyle çözüyor. Yani cemiyetteki yani, kavga iki kelimeyle. Faiz ve zekat müessesesini çalıştırınca çok bir şey yapmaya gerek yok. Ama Avrupalılar ne yapıyor? Birçok tedbir alıyor. Polis, okul, bütün terbiye gerdeleriyle birçok tedbir alıyorlar ama yine iş düzenliyor. Tamam mı? Yine bu kavgalar, gürültüler evet. Devam ediyor, savaşlar devam ediyor. Ama yani İslamiyet'in bu iki esası uygulandığı zaman hiçbir problem olmuyor. Peki misali var mı? Örneği var mı? Var. Evet, Osmanlı'da sizin yine dersinizden hatırlıyorum. Yani hatırlayın, yani nasıl demiştiniz? 600 sene önce Osmanlı'da bu iki şeriatın bu iki düsturu veya işte şer'i hükmü uygulandığı zaman hiçbir problem olmamış, evet. Hiç hırsızlık olmamış, bir iki tane olmuş, o da gayrimüslimlerde olmuş. 600 sene bir tane. Zekat kutuları dolmuş, taşmış, kimse zekat almamış zekat kutularını. Yani herkes alabiliyor yani, açıktı o zekat kutuları. Evet. Bu kadar zenginlik olmuş ki, bu iki şeyi çalıştığından dolayı, zekat ve faiz bu iki şeye uyulduğundan dolayı çok büyük bir refah olmuş, zenginlik olmuş. Huzur, mutluluk olmuş yani. Mesela elini kes ayeti var hırsızın mesela. O zaman da bir adamın kesildi. Herkesin malı dışarıda. Ama bugün milyonlarca hırsızlar oluyor. Adam evini kırıyor, demiri kırıyor, kasayı kırıyor, içeriği kırıyor, her şeyi kırıyor. O zaman bir hırsızlık olmuş bak. O ayette Hutbe-i Şam'da anlatıyor ya. Yani hırsızı o ayetin hükmü cari olsa bugün işte o ayette. O hatıra gelir diyor, hemen diyor geri adım atar diyor. Nefsi mağlup olur. Nefis mağlup oluyor. Yani hırsız. Darin malına elin götüreceği zaman hırsızın elini kes dediği zaman elim gider. Ayetin ihtarı hepsi şey yapıyor. Başka aklınıza gelen var mı? İşte bunun dediğinde azalan diyorsa bütün ihtilalat-ı beşeriyet ve ahlak-ı siyenin iki kelimesini işletiyor. Ahlak-ı siyenin yani kötü ahlakın toplumdan kaldıran ve toplumun fakir zengin kavgasını yani toplum milleti toplumun içindeki uçurumu kaldıran iki kelimedir. Bir tanesi neydi? Faiz, harim ve zekat. Zekat. Başka aklınıza gelen var mı? O zaman aklınıza geldikçe bir tane de geldi derseniz ben ara veririm.
Buradan bir, ben şu anda farklı bir şeyde iki tane örnek vereceğim. Farklı, bunlardan farklı. Ama şurayı okuyayım. Dördüncü meyve. Sözler 362, 24. söz. İş ciddiye bindi. Mesela Emel Oday Kasım'ın sıradır beşeri maddi terakkisinde leyse lidin sen illen varsa diyor mesela. Hı hı. Çalıştığı kadar evladı. Çalışmaya teşvik eder insan eder. Çalışırsa diyor ne yapar? Maddenin terakki eder diyor. Hı. Veya ondan sonra işte küllü beşeri buna tüsürüp israf etmeyin diyor mesela. İsraf etmediği zaman değil mi mesela? Bu ayetler mesela bugün insanların alemi cariyorsa siz mesela hırs dersi yaptınız da dün mesela geçer mesela. Hani Deccal'ın en büyük şeyi neydi? İsraf mesela, israfı alıştırması, israfla beraber büyük bir zayıf olması. Ama bunun kökünü kesiyor mesela Kur'an. Bu bugün cari olsa, ya bu kanun bugün geçerli olsa toplum hayatında ne olur? Ne kadar büyük israflar önlenir, ne kadar insanlar terakki eder? Hasan abi, bazı şeyler var ki... Bu onu tutar mısın? Büyükçekmece'de ders yapıyordu. Bunu solcu sordu. Ama normal böyle şarlatan değil yani. Bu yeni yerde mi? Yok, Büyükçekmece'de, Tepecik'te değil. Küçükçekmece'de değil. Büyükçekmece'de deniz, o balık almaya gitmişti. Balık hali oraya taşınmış. İdi Kule'nin orada. Gülpınar. Ha orada. Orada alırken neyse tanıştırdı. Tanıyormuş beni de solcu. Ondan sonra dedi ki bana, İslamiyet'in doğru olduğunu, yani İslamiyet'in hükümlerinin doğru olduğunu, Allah isabet ettiğini nereden biliyoruz dedi. Senin söylediğine teyit makamında söyleyeceğim, bu değil yani. Sen şeyini de unutma. Dedim ki, İslamiyet'in söylediği hükümleri o tarihte söyleyip, eğer zaman bunu nesediyorsa, yani o zaman vardı, bu zamana ihtiyaç yok. Eğer denilip zaman onu ortadan kaldırabiliyorsa, ihtiyaç olmuyorsa, hakikaten zamana ait bir dindi. Zaman üstü değil. Mesela, İslam içki haram demiş. O zaman birbirlerini, kemikle kafalarını kırıyorlardı. Kavga oluyordu diyelim. Yani toplumda mahalle gibi bir yerde o zaman ufak. Yani o zaman iç içe yaşıyorlardı. Mekke ne olacak yani? Veya Medine. Mahalle gibi bir şey. Kaç bin kişilik nüfus. Ama şimdi buna ihtiyaç yok. İçkinin haramiyetine şu anda daha fazla ihtiyacımız var. Evet. Mesela eskiden adam atla giderdi, deveyle giderdi, yayaydı. Sarhoştu, vurup kırardı. Şimdi uçağı kullanıyor. Arabayı. Gemiyi kullanıyor. Arabayı kullanıyor. Nükleer santralde memur. Doktor. Doktor. Ve çok ilginç. Nükleer füze rampasında subay. Anlıyor musunuz? Hı hı. Çok tuhaf değil mi söylediğim bak? Evet. Sarhoş olduğunu düşün bu insanın. Ve içkinin dine girmiş serbestiyetini. Mesela Hristiyanlarda Yezus, İsa demektir. Onun sunumuymuş. Şaraba batırılmış ekmek yedirirler. Kilisede aynı. Yani törenin ortasında ben her hafta farklı kiliseye katılıyorum ibret alem için. Onda başlar 12'de biter. Her pazar. Böyle şeyle var ya şehirde çay dağıtıyorlar ya, hı hı. Çay ocakları, onun tepsisi gibi orada şarapla batılmış ekmek var. Bu dinde almasan bu İsa'nın sunumunu, hediyesini reddediyorsun. Dindar kabul edilmiyor. Yemezsen. Etmediler çünkü biz görmek için diye teklif ediyoruz. Yani bize bir yer gösteriyor. Biliniyor yani. Biliniyor Müslüman olduğumuzu. Orada şey, bazen de ben oturuyorum normal. Normal oturuyorum ama farklı yerde oturuyorum. Ondan sonra anlıyorlar bu simadan. Bu yemezsin. Şimdi yemesen bakın, dinden çıkıyorsun yani. Deli değil yani. Çıkıyorsun dışarıya.
dışarı araba kullanıyorsun, aynı dinin mensubu polis içki içtin diye beni bana ceza kesiyor. Başıma böyle bir hal gelmişti Almanya'da. Allah Allah. Böyle şöyle olmuştu. Almanya'da petrol istasyonlarında şey yok. Oradaki işçi yok. Yani senin benzinini dolduran yok. Sen dolduruyorsun. Öyle işçi yok yani. Pompayı sen dolduruyorsun. Ondan sonra içeriden bir tane kız o markette duruyor. Tek bir kız. Marketi de o idare ediyor. Bütün istasyonu da. Ondan sonra diyorsun ki içeri giriyorsun. 3 numara diyorsun. Kameradan bakıyor. 3 numara plakaya bakıyor. Pompa kaç gösterdi. Orada parayı yatırıyorsun. Onaylayınca oradan çıkıyorsun. Böyle bir kiliseden geliyorduk. Çok ilginç. Kilisede ayna katılmıştık biz. Kardeşler Almancayı biliyordu. İbret alem için tabii katılıyorduk. Seyrediyorduk yani. Fakat o heyecanla onu şey yapıyoruz yani kiliseyi konuşuyoruz. Gitti mazotu doldurdu. Mazotu doldurdu. Gitip yatırmadan arabaya bindi. Gidiyoruz. Arabaya bindi gidiyoruz. Yeter unuttum abi. Unuttuk yani. Arabada bunu konuşuyorduk. Doldurdu oturduk. Ya bir gel falan dedim bir şey dedim derken gitmedi. Anons geçiyor polise. Otoban polisi en fazla 10 dakika 15 dakika içinde kurşun gibi geldi. Ondan sonra derken o daha gelirken ilerideki polis yolu tamamen kapatmış. Tek yöne düşürmüş. Ondan sonra polisi şey yapınca abi dedi dua et dedi. Biz dedi mazot aldık para ödemedik dedi bunlar bizim için. Abi biraz sıkıntı çekeceğiz dedi. Eyvah. Eyvah. Mazot parası dışında kesinlikle bir ceza var. Bir de ehliyete ceza geliyor. Yani puanlamasını. Hiç unutmuyorum. Korkma dedim. Endişe etme. Biz kiliseden geldiğimize göre bunu mutalaa ediyorduk. Bunu unutturan Allah bir şey yaptıracak burada. Yani kalbime doldu. Buradan bir şey çıkacak. Endişe etme. Yani para bir şey abi değildi dedi. Ehliyetiye şey yapar dedi. Tamam bir de reklam yaparlar. Bak Müslümanlar böyle hırsız. Merak etme. Bununla Allah bir şey yapacak gibi geliyor bana kalbime dedim. Ondan sonra aslında orada ceza kesebilirdi. Böyle bu yetkisi var. Ceza kesebilir. Polisin. Kesmez karakola götürebiliyor. Önümüze arkamıza iki tane ekip koy. Ara işte o polis. Bir arkadan geldi bir önde durdu. Bizi karakola götürdüler. Arabayla. Arabamızla beraber. Girdik içeriye. Ondan sonra abi dedi sakın dedi şey yapma. Taşkınlık yapma. Bana işte ona kimlik sordu. Bana pasaport da yabancı tamam. Tepemize binecek şimdi. Dalga geçecek. Diğer memurlar da gelmiş. Adam bizi sorguluyor. Niye şey yaptınız falan. Öyle, diğer polisler de elini koymuş, alay ediyor ya. Böyle gülüyor. Öyle, bunun moralı bozuldu. Öyle canım sıkıldı yani. Şahsımızda İslamiyet'le dalga geçecekler yani. Tamam. Niye şey yaptınız dedi, böyle. Hangi uyruktansınız dedi. Ya böyle, terk böyle. Ağrıma gitti. Sonra niye yaptınız dedi. Unuttuk dedi. Nasıl unuttunuz dedi. Ne diyor dedim. Ne diyorsun? Abi dedi sen karışma dedi ben şey yapayım dedi. Polis dedi ki ne diyor dedi tercüme et. Benim için. Sizi. He, bu ne, yabancı ne diyor? Soruyor ne diyor diye. Söyle o zaman dedi. Niye dedi aldınız da kaçtınız. Ondan sonra sen değil dedi. O konuşsun dedi. Tamam. Hani bilmiyor ya Almanca. Bu daha şey toy. O konuşsun dedi. Diyor ki sen konuş. Tamam. Sen karışma dedim tercüme. Böyle yapınca aynısını yap dedi tercüme. Niye kaçtınız? Kaçmadık dedi. Peki niçin oldu? Bak anlatayım size dedi.
Allah o anda kalbime verdi. Dalga geçiyorlar ha. Dalga geçiyorlar böyle. Bir baktım ki böyle diğer makamsız polisler dalga geçiyor. Dedim ki orada ben Hristiyanım dedim. Deyince böyle bir şey yaptı. Bu değil dedim. Ben Hristiyanım. Dedi. Ondan sonra bunu dedim Hristiyan yapacaktım. Kiliseye götürdüm dedim. Bugün ayin vardı. Siz de Hristiyansınız değil mi dedim. Hiç ne reddediyor ne kabul ediyor. Siz bugün ayine gelmediniz. Bugün pazar. Ama herhalde çalışıyorsunuz ondan. Tercüme et. Abi karışma deyince o anladı. Ona kızdı. Tercüme et dedi. Siz dedim bugün yoktunuz. Siz de yoktunuz. Hristiyanım deyince bir anda şaşırdı. Bunu dedim götürdüm. Götürdüm bunu Hristiyan yapacaktım dedim. Bir anda bir şok oldu. Bir Müslüman öyle der mi? Dedim orada Yezus, İsa bir sunum yaptı bize. Şaraplı. Şaraplı dedim ekmek. Şarap yemesem dinden çıkacağım. Yesem sarhoş olup ne yapacağımı unutacağım. Ben şimdi polisten mi çekineyim? Tanrı İsa'dan mı? Tanrı diyorlar. Şarap içerse polis gel buraya. Siz gel buraya. Çünkü doğru dürüst kullanamadık. Bak mazotu koyduk gidiyoruz. Çünkü kafa yok. Çünkü Yezus'un sunumunu içtik. Kabul etmezsen araba kullanacağım ben iş yapamam. Papaz diyor ki bize Tanrı'nın vekili sen dinden çıktın. Dinden mi çıkayım? Polisten mi korkayım? Durdu. Tercüme etti. Nasıl bir din ki din ile toplum çatışıyor. Kilise ile polisin kanunu çatışıyor. Hangisini yapayım siz bana söyleyin. Dinsiz mi olayım, Hristiyan mı olayım? İçersem arabayı kullanamazsın. O zaman kiliseye gelemem. İçersem de siz yakama yapışıyorsunuz. Yani ben bunu kaçmayı bilirdiniz diyor. Kafamı kaldı, içtik, sarhoşuz. İçini sarhoş oluyorsun. Tanrı'nın sunumunu red mi edilir? Onu dediğim diye anladı. Tanrı ile polis çatışıyor. Ben de sizi değil onu tercih ettim. Ama böyle bir dinden de şüphelenmeye başladım. Ben o Hristiyanlığı makbul biliyordum. Onlara uydum. Ama bedeli ağır dedim yani. Size düştüm. Kafam sağlam olsaydı yapmayacaktım. Böyle bir din olur mu? Toplum kurallarıyla din çatışıyor. Ah seher şey yaptı. O böyle vardı yani dalga geçeni. Böyle. Bu, dedim ya böyle bir din sorgulanması lazım galiba dedim. Ya dedim trafik kuralları sorgulanması lazım. Ya dini kurallar sorgulanması lazım. Deyince ona bağırdı. Niye cezasını vermediniz de buraya getirdiniz diyor. Ve o suratlarını görecektin. İnanın bana itimat edin. O adam, o beni sorgulayan. Bir kalktı bir daha görmedik. Ondan sonra geldi bir tane memur. Kesinlikle cezayı da kesmedi. Ehliyeti de işlemedi. Tamam dedi siz dedi şeyinizi yatırın. Tamam dedi gidebilirsiniz. Ama oradan çıkarken dedim ki ne diyorsam şey. Hepsine selam verdim. Böyle yapıyorum. Hiç kesinlikle ve almıyor. Bir anda öyle bir şok oldular ki dinleri bir trafik kuralları karşısında çöktü. Aciz kaldı. O şeyin karşısında çöktü. Şimdi Mehmet'in söylediği yani din hayattan kopuk olmaması lazım. Hayatın içerisinde olacak. İki, hayatı tanzim edecek. Üşüme mi var? Hayatı tanzim edecek.
hayatı devamlı besleyecek. Kuralları devamlı tepeden bakacak. Bu noktada bir girebilir miyim abi? Tabii. Görebilir miyim? Sonraki o buradaki ayrı hiç düşünmediğimiz misali mahfuz duruyor. Şimdi bu risaledeki şeyleri konuşuyoruz. Şimdi abi baktığımızda bazen Yahudilik veya Hristiyanlık ile Müslümanlığın bazı mevzuları konuşulduğu zaman deniliyor ki evet bizde de öyle. Hatta bazen onlar İslam'ı ahkama göre hareket ediyorlar. Ama hani niyet her şeyi değiştiriyor ya. Hasan abi bunlar sadece faniyete baktıklarından dolayı. Bunlar mesela şu hadiste herhalde değil mi? Peygamber Efendimiz'in hadisiyle herhalde akan suyun kenarında dahi olsanız abdestinizi suyu israf etmeden. Evet. Şimdi burada onların bakışı Hasan abi sadece fani olanı yapılandırıyor. İnsanda da yapılandırılma var belki ama faniye bakan tarafını, insanların diyaloglarını. Fakat İslamiyet'te mesela o sudaki misal gibi zaten akan giden bir su. Yani suyu abdest alırken terbiye ediyor. Evet o kendini terbiye ediyorsun. Evet. İslamiyet'te davranışına anlam yüklüyor. Anlam yüklüyor. Aslında dere akıyor. Kullansın da kullanmasın akıyor. Sırtını dönsün de akıyor. Ama diyor ki orada bile abdest alırken iktisat var. Ben bunu hatırladığım zaman denizde yüzerken abdest alıyoruz. Tamam. Sudayım. Kesinlikle elimi sokmam bunu. Alırım böyle yaparım. Evet. Niye? Aslında israf o değil. İsraf burada. Ne demek o? Evet. Ona anlam yüklüyor. Yani bu akması için, bu var olması için Allah lazım. Onu o kaydı getiriyor. Şimdi ben şu misali okuyacağım. Sonra sonuna bu ustadın bu misalini hatime vereceğim. Bu misali okuyacağım. Belki de size değişik misalden örnekler de hatırınıza gelebilir ama ben bu ayıya giderken hatırladığım kadar. Acaba İslamiyet'ten daha cami bir anlayış var mı? Yani İslamiyet'in en geniş olduğunu nereden biliyoruz? Ha? Şey sordu bana. Ev yandı ya oda yandı. Ev sahibi olarak karakola çağırdılar. Yoktum. Çok ilginçti bu da. Orada çok ilginç bir soru ama. Oradan dedi ki neyse. Polis abi. Jandarma. Kırsal olduğu için. Masa bir tanesi sorguluyor. Ondan sonra ifade verirken kullandığım kelimeler ilgisini çekti. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Dedim yok şu kelimeyi kullanın. Böyle. Biliyorsun Osmanlıca şeyler kullanıyor. Ya dedi siz ne iş yapıyorsunuz? Hakikaten çok güzel cümleler dedi. Dedim serbest takılıyorum. Öteki zaman kulak şeyi vermiş. Hiç serbeste benzemiyor dedi bu konuşmalarımız. Hakikaten ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben dedim tamirhanede çalışıyorum dedim. Yani akıl ve kalp tamirhanesinde çıraklık yapıyorum deyince bildiği bir şey diyeyim de öyle. Ne demek yani dedi. Aklımın şerinden aklımı kurtarmaya çalışıyorum dedi. Bu işi yapıyorum. Adam ondan sonra bilgiyi çekince böyle bir şey sorsun ya bir bahane olsun. Biz ifade edeceğiz ama bahane arıyoruz her yerde bir şey anlatmak için. Bu sefer oradan buradan girdi. 3,5 saat kaldı. En az 3,5 saat. Allah beni affetsin inanın. İkindi yeni okundu tam girerken. İkindi yeni okudu. İfade. Akşama 27 dakika vardı. Zorla dedim bak ikindim geçiyor. Mekruh saatine girdim. Bak sizi de şahit yapıyorum yani. Yani ikindim buldurma ama tebliğ. O odadan çıktı, o odadan çıktı. Mesai de bitti 5'ten. Hiç kimse gitmiyor. Odalar hep geldi. Ne anlatmak için anlatıyorum biliyor musun? Şunu. Dedi o soru soruyor. Baktı psikoloji, panik atak, felsefe, bir sürü. Dedi ki
ben bir soru soracağım dedi. Tamam, ondan sonra namazına gideceksin dedi. Dedi ki, Konfüçyüs hakkında ne düşünüyorsun dedi. Nesini diye sordum. Bak ne ilginç. Bunlarla kalalım. Peygamber midir, nebi midir, kimdir dedi bu. Çünkü öyle sözleri var ki peygambere benziyor dedi. Ben çok okudum onu dedi. Dedim ki, eskide dinler muhabere, haberleşme böyle genel olmadığı için Cenab-ı Hak her kavim, her toplum dinden mahrum olmasın diye Adapazarı'na bir peygamber geliyordu, Erzurum'a da bir peygamber geliyordu. Kerkük'e geliyordu, Musul'a da geliyordu, Şam'a geliyordu. Dolayısıyla 124 bin peygamber gelmiş. Ama toplum iletişim araçları o kadar yaygın olmuş ki sanki dünya bir şehir haline gelmiş. Dolayısıyla bir cami hepsini kuşatıcı bir din gelmiş. O zamana kadar öbek öbek dinler vardı. Aynı şeyleri söylerlerdi. Evet, Konfüçyüs'le ne alakası var diyeceksin. Bir topluma gelen bir din, bir iki asır geçince onları bir yere taşıdı, hükmü kalktı, başka bir peygamber geliyor. O hükmü kalkan dinin enkazlarından, küllerinden öğretiler çıkardı. Felsefi öğretiler çıkardı. Konfüçyüs bunların temsilcileridir. Mesela onlardan bir tanesini de söyleyeyim. Soramadım, bilmiyorsun ama dedim. Şakyamuni Buda ahlaki bir öğretidir. Ahlaki bir felsefedir. Bozulmuş, hükmü kalkmış dinin felsefeye dönüşmüş halidir. Bu uzak doğudaki inanışlardan Buda inanışı. Buda, Budizm. Tamam mı? Yani bakın, hükmü ve ahkamı kalkmış dinin enkazı nedir? Felsefeye, bir öğretiye dönüşmüş ve temsilcileri bunlar. Ahlakı öğüt. Tamam mı? Şimdi İslamiyet ise eğer hakikaten en doğru dinse hiçbirisini yalanlamayacak, kuşatıcı ve yaratıcısı olması lazım. Tabiat felsefeleri de yaratı edecek, Hristiyanları da yaratı edecek, Doğu öğretilerini de yaratı edecek. Ona ait örnek vereceğim. Tabiatçılar demiş ki nihayette ahiret mahiret yoktur, çürümeyle son bulur. İslamiyet buna demiş ki çürüme vardır, bedendedir. Orada son bulmaz demiş tabiatçılara. Sebebi şudur diyor. Tabiatçılar niçin böyle demiş? İnsanı bedenle ifade etmiş. İnsanı beden zannetmiş. Çürüyünce her şey bitiyor zannetmiş. Neye benziyor? Pil düşünün. Pil. Kamera çekiyor. Yani evet, bu telefon bedene benzer. Batarya hayata benzer. Program ruha benzer, kamera göze benzer. Şimdi kamera çekiyoruz, pil bitiyor. Öyle demiş, ateistler öyle diyor. İnsan pile benzer diyor, biter atarsın demiş. Ahirette ne alakası var? El cevap, ona cevap veriyorum. Pil bitiyor ama videoya dönüşüyor. Yok olmuyor ki, hakikati daha değişik, daha ulvi, daha yükseğe dönüşüyor. Pil bitiyor ama video oluyor. Yok olmuyor ki. Yok olmuyor. Odunu yakıyorsun. Yakıyorsun ama bu enerji yok olmuyor ki. Çağ elinde odunu yakıyorsun. Bu yaylalarda çiçek oluyor. O enerji kullanılıyor. Yağmura dönüşüyor. Tamam mı? Yani batarya bitince, pili bitince insanı deli zannetti. Burada bir enerji var diyor, biter. Ama öyle bir video çekersin, öyle bir resim çekersin ki bu kameranın belki de 10 katı daha değerliye satarsın. Anladın mı? Şimdi tabiatçılar çürürse her şey bitiyor toprağa girince demelerinin sebebi insanı bedenle ifade etmelerindendir. İslamiyet onu da almış, demiş ki bedenen doğrudur ama insan beden değildir. Bak içine aldı. Tabiatçıların daha geniş, yani tabiatçıları reddetmiyor.
İnsan çürünce her şey biter. Bedensel, cismani hayat biter diyor. Ruhsal hayat bitmez diyor. Meseleyi ruha taşıyor. Yani, daha canlı. Ama cennete inip tabii cismani hayat yine var tabii. Tabii. Ama bu tabiatçıları da alıyor içine bakın. Tamam. Beden çürüyor. Zaten din diyor. Cesediniz çürüyecek diyor. Ama İslamiyet'te insan bedensel değildir. Ruhtur. Ruhun arkası. Hatta daha arkası. İnsan ruhun da arkasında. Hristiyanlarda ise Hristiyanları reddetmiyor. Tavsiye ediyor ve düzeltiyor. Mesela daha arkasına geçiyor. Hristiyanlarda ahiret inancı var ama haşr ruhani var. Haşr cismani yok. Cismen haşr ahiret yok. Böyle rüya gibi ruhani. Hani ruhani bir ahiret var. Ahiret inancı. O zaman İslamiyet diyor ki bunun arkasına dönüştürerek ruhani ama cisme dönüşmüş ruhani. Onu da içine alıyor. Başka ne yapmış? Hristiyanlarda amentü billah Allah'a iman var. Bizde de var. Ve melaiketi var. Onlarda da melaike imanı var. Var. Ve kütübi kitaplara iman var. Bizde de var. Bakın onun getirdiğini reddetmiyor. Ona hatta tam tersine İslamiyet onun getirdiklerini de imana getiriyor bize. O Allah var dedi, Tanrı var dedi. Ve melaiketi, melek var dedi. Aynen. Teslis var ya üçlü. Tanrı, Ruhul Kudüs, İsa. Tanrı'nın oğlu haşa. Ama meleği kabul ediyor arada. Yani Cebrail. Evet, kabul ediyor. Allah var. Bizde de var. İhata etmiş bak. Yani getirmediğine bak ki. Ve melaiketi, melekleri de var. Bizde de var. Ve kütübi, kitaplara da var. Tamam. Senin kitabını reddetmiyor. İslamiyet, İncil'i kabul ediyor. Ne diyor? Evet Allah'ın böyle bir dini olmuştu ama ahkamı bozuldu. Hükümleri bozuldu, tarif edilmiş. Ama İncil'i nereden çıktı falan dememiş. Ameti billahi ve melaketi ve kütübi ve resulü İsa'yı reddetmemiş. İsa'yı şarttır bizim İslamiyet'te iman etmek. Geçmiş peygamberlere iman etmek şart değil mi? Bak İsa'yı reddetmemiş. Ama sen reddediyorsun. Ne yaptı? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rüsünü ve yevmil ahir. Ahireti getirmiş Hristiyanlık. Ama nasıl bir ahireti? Ruhani bir ahireti getirdi. Yani rüya gibi bir ahiret. Ruhani bir ahiretin varlığını İslamiyet daha kasına geçerek cismaniyete dönüştürdü. Yani maddeye dönüştürdü. Cismani bir ahiret var. Ne yaptı? 5 taneyi getirdi. Bu kadar. Ama İslamiyet kaderi de getirdi. Arkasına da geçti. İki yerde geçiyor. Bir haşi cismani getiriyor. Kaderi getiriyor. İslamiyet kitaplarını reddetmiyor. Tarif oldu diyor. Tavsiye ediyor. Peygamberini reddetmiyor. Onlar Kur'an'ı reddediyor. Peygamberi reddediyor. Haşi cismani reddediyor. Kaderi reddediyor. Arkaya geçmiş olmakla onu da ihata ediyor. Bir de bunları yapmakla bütün tafsilatıyla anlatıyor. Evet, tafsilatıyla. O dinlerde tafsilat şimdi, yok. Şimdi İslamiyet'te Hristiyanlığı hangisi şey diye mektubatta anlatıyor. Onu burada bir misal var ama esas cevabı 29. mektupta verseniz onu mektubatı. Orada mesela İslamiyet tevhid dinidir diyor. Onlar da şirk karıştırmış. İslamiyet'te sebebe tesir vermemiş. Onlar azizlerini papazlarını Tanrı'nın görüntüsü olarak demiş. Böyle 20 küsur tane fark var. Ben size yerini göstereyim. Orada 20 küsur tane ben numaraladırdım. 21 tane galiba. Fark var. Bak diyor ki hatırlarsınız 436 mıydı? Diyor ki 437. Mesela 437.
İslamiyet tevhidi dinidir. Vasıtalar ismi. Burada esas cevabı burada. Ama ben başka bir kanuniyetini anlatacağım. Bak 400 hem İslamiyetle mesela İslamiyet'de bir başbakan, cumhurbaşkanı, belediye başkanı geçince Müslümansa mutazı olacaksın. Sen hizmetçisin. Böyle şey değilsin. Çünkü İslamiyet'te reisimiz kimdir? Hizmet edendir. Bir kavmi, bir seyidül kavmi hadimun. Bir kavmin seyidi kimdir der İslamiyet? Yani efendisi kimdir? O kavme hizmet edendir. Hristiyanlıkta tam tersidir. Tamam. Burada 21 tane madde söylüyor. 436'da başlıyor. Bak ne diyor? Yani onlar diyor Hristiyan şöyle diyor. Soruda ben uzatmayacağım da burada misali okuyacağım. Onlar diyor Avrupa Hristiyanlığı dini terk etti, terakki etti. Biz de dini terk edersek terakki ederiz. Bir daha çok korkunç ama. Soruya bak. 436 mektubatta. Onlar diyor dini terk ettikleri için Hristiyanlığı terakki ettiler. Biz de terakki etmemiz için dini terk etmemiz lazım diyor. Ustad da burada anlatıyor. Hulasa netice veriyorum. Onlar bozuk dini terk edince doğruyu buldular. Biz doğru dini terk edersek yanlışa gittik. Onlar yanlış dine sarıldıkları için bozuk dine devamlı tedeni ettiler. 400 sene iç savaş olmuş. Bak, tahrif edilmiş dine sarılırsan dibe gidersin. Tahrif olmuş, bozulmuş dine terk edersin, terak edeceksin. İslamiyet ise bilakistir, tam tersidir. Doğru bir dini terk edersen, dibe gidersin. Aha 100 seneden beri cumhuriyet kurulmuş. Bak ne hale gelmiş Türkiye. Yani bizde İslamiyet'in doğru olduğuna dair diyor. Temessüp ettiğimizde yani sarılırsa sarıldığı zaman terakki ediyorsun. Maddi ve manevi terakki ediyorsun. Dinden elini gevşetirsen dibe vuruyorsun. Aha şimdi bir evdeki ahlak. Kardeş kardeşi tanımıyor. Kardeş kardeşin toprağına geçiyor. Hak hukuk bilmiyor. Niye bu hale geldi? İslamiyet zayıf olduğundandır. Abi şurayı bir okuyabilir miyim? Bugünkü gün içinde sizin anlattıklarınızın sanki bir derlemesi gibi. Hem Kur'an-ı Hakim lisanıyla efela teakkülün, efela yetefekkürün gibi kutsi havaleler ile aklı iştişhat ediyor ve ikaz ediyor ve akla havale ediyor. Aklı azletmiyor. Tahkike sevk ediyor. Onun ile ehli ilim ve ashab-ı akla din namına makam veriyor. Ehemmiyet veriyor. Katolik mezhebi gibi aklı azletmiyor, ehli tefekkürü susturmuyor. Yani Hasan abi o kadar güzel ki, yani sabahtan beri siz bu akıl mevzusunu çok anlatıyorsunuz ya. Sabah, yani senede kaç senede, akıl şeytandır kilisenin kapısına koyun diyor. İslamiyet ise, dedik ya, aklın ve fenin hükmettiği istikbalde bütün hükümlerini, mevzularını akla tespit ettiren İslamiyet hükmedecek. Niye geleceğin dini İslamiyet olacak? Çünkü bütün ahkamını akla tespit ettirmiş. İslamiyet bir şey getirdiği zaman efele tefekkerun, efele yeteddeberun, fetebiru yavlül elbab diye ayetleriyle aklı azletmiyor. Tam tersine aklınıza ne olmuş? Anlamıyor musunuz? Düşünemiyor musunuz? İdrak etmiyor musunuz? Gibi ahkamına deli aklımızı şahit yapıyor. Hristiyanlık da öyle değil. Bilakis akıl şeytandır, kilisenin kapısını bırak. Hani burada anlatıyor o. Aklı azletmiyor. 400 kaç mektubat değil mi? Evet abi 436'dan başlıyor. Başta işte bu. Mesela diyor bizde diyor burada. Enaniyeti terk etmese diyor kısmın dinini terk eder diyor. Evet. Onlar da enaniyeti kuvvetli olacak ki lider olasın. Ne kadar kibirli olursan o kadar dindar oluyorsun. Burada 21 tane madde var. Evet. Tamam mı? Şimdi ben burada bir şey okuyacağım o kadar. O zaman bu maddeler o soruya da tam bir cevap veriyor sana yani. Öyle mi? İslamiyet'in hak ve kat olduğu. O zaman o maddeleri mi okuyayım? O maddeler zaten cevabı zaten sana. Tamam. Şimdi çünkü Hristiyanlar netice bir din ama tahrif olmuş bir din olduğu için İslamiyet'te hak din olduğuna delil işte aradaki fark. Yani ben bunu bir kağıda, bu bir ne yapıyor? 2,5 sayfadır. Ben bunu kendi kitabıma bu kadar bir sayfaya 1-2-3 diye madde yaptım. Benim 436 eğer
şeyse ben size onu tek tek okuyabiliyor muyum? Bakayım. Çok güzel olur öyle maddeler. Öyle maddeler haline getirdim. Filiste var ya. Evet, onu hemen şey yapayım. Eğer skanı yapılmış kitaplarım diye mektubatı bir bulayım bak size istersen. Madem öyledir. Nerededir? Hemen onu bulayım. Skanı buldum. Mektubat bulayım. Bak mektubat. Evet. 436-37 437. sayfa lemalar, sözler bakayım. Bu aslında bu yani siz bakarken abi ben bir şey söyleyeyim. Yani bu ders aslında bizim için o kadar mühim ki çünkü her gün karşımıza Hristiyan ve Yahudi saymıyorum. Müslüman geçinip yani Müslüman olduğunu iddia edip de Müslümanlığı yaşamayanlar tarafından bilmeyenler tarafından bize böyle şeyler geliyor sürekli. Aynen. İslamiyet nedir ki? Din nedir ki? Ye giriyorlar. Ondan sonra farkı ortadan kaldırıyorlar. Hı. İşte bunları bilerek sıralamak bu manada çok önemli. Çok önemli. Yani o kağıdı buldum ama yarısını çekmiş, inşallah tamamını çekmiş gibi olayım da. Adamlar dinde tereddüt ediyorlar ya. Biri bir şey değil, öteki bir şey değil. Tabii. Zahir insanlarıyla tereddütte bırakıyor. Tabii. Yani en azından diyor ki, din diyor, nihayet diyor insanların hayatını düzenlemek içindir diyor. İnsanın kendi içini bitiriyor. Yok öyle bir şey yok. Yani insanın kendini düzenlemesi için gibi değil. Mesela Hasan abi birisi sormuş, sevgi yok adam da. Yani onu sevmiyor, şununla kavga ediyor sürekli, bununla kavga ediyor sürekli. Hasan abiye diyor ki, sen diyor kendini sevmiyorsun. Evvela hep kendini, niye şikayet ediyor? Hep niye şikayet ediyor? Kendini sevmiyor çünkü. Sevmiyor. Niye insanları sevmiyor? Zannediyor ki insan sevmiyor. Hayır, sen kendini sevmiyorsun. İşte İslamiyetle diğer dinlerin en büyük farkı zannımca bu seni yapılandırıyor. İç alemini yapılandırıyor. Az önceki o abdest misalindeki gibi yani. Ustadır, dinsiz bir millet yaşayamaz. İslam'ın fıtrat dinidir yani. Fıtrat dinidir. Yaşayamaz yani. Şimdi ben... Fıtrat bir ihtiyaç, yaratılıştan olan bir ihtiyaç. Mesela sen havasız yaşayabilir misin? Mümkün değil. Susuz yaşayabilir misin? Mümkün. Su, hava fıtır bir ihtiyaç, gıda fıtır bir ihtiyaç. Doğru. Din de ruhun, kalbin, aklın fıtır bir ihtiyaç. Yaşayamaz yani. Hmm. Fıtır bir ihtiyaç ama din hak... İslamiyet'i bulmadığı zaman ne yapacak? Budizm'e, Hristiyanlığa, batıl dinlere, din diye ne yapacak? Yapışacak. Hı hı. Çünkü insanın fıtratında bir şey var yani. Evet. Arayış var. Arayış var. Buldum. Sayayım. Bir. Bir saniye yapayım. Çok özür dilerim. Ben sırf bölümüne olsun bir şey çekeyim istiyorum. Şöyle yapayım. Şunu yapabilecek miyim? Böyle telefonun daha geniş sayfasını yapmak adına. Şöyle ha. Bak telefon işte bu işlere yarıyor değil mi? Bak bunu olmasaydı sebep noktasında dini İsevi'de sadece İsevi dininde sadece esasat-ı dini Hazreti İsa'dan alındı. İçtimai cemiyetteki kanunları furuat-ı şer'i havariler ve ruhani reisleri ve büyük bir kısmı diğer semavi kitaplardan alındı. Sanki birincisine hariçten bir libas giydirilmiş gibi. Mesela Allah'a iman, ahirete iman, meleklere, kitaplara, peygamberler o kadar gelmiş. Bu Hristiyanlık kendisinden. Ama toplum kuralları var ya, ahlaki kurallar, yap yapmalar. Bunu Hristiyan ruhanileri, reisleri yapmış. Dinden almamışlar. Çünkü dinde yok. Öyle bir din ki topluma hüküm getirmemiş. Yani topluma hükmetmeyen bir din, kiliseye kalan bir din, din olur. O zaman toplumsal insani ilişkileri tazim eden kuralları Hristiyanlıktan gelmemiş, azizlerden gelmiş. Bu da devamlı değişken çünkü düşünen kafa, o zaman senin gibi düşünmek daha iyi düşünen, bunun daha iyisini geliştirir ki Martin Luther mesela Katolik mezhebine karşı bir mezhep geliştirdi. Sonra da çıktı o. Nedir o? Protestan. Protestan.
Protestan, tamam mı? Martin Luther geliştirmiş. Çünkü esaslar aynı. Yani bir öncekini protesto diyor, reddediyor yani. Reddediyor. Mesela dinin Allah'a, ahirete, peygambere, kitaplara, meleklere inanmak var 5. Fakat içtimai kurallar, helaldir, caizdir, işte bunu yap, bunu yapma, bunları kendi azizleri ve papazları yapmış. O zaman ne oldu? Sanki ruh, din, elbiseyi azizler giydirmiş. Havariler ve ruhani reisler ve büyük bir kısmı diğer semavi kitaplarda alındı. Sanki birincisi hariçten bir libas giydirmiş gibi, bu libas tebdil edilince İsa Aleyhisselam'ın tekzip ve inkar çıkmaz. Kurallar inkar ediyorlar, değiştiriyorlar. Dinden çıkmış olur mu? Olmuyor. Çünkü kurallar insanlar koy getirmiş. Mesela içtimai hayatta şöyle yapmayın, böyle yapın. Bunları kim getirmiş? Papaz getirmiş. Din getirmemiş. O zaman onu inkar etmeyle dinden çıkmış olmuyor. O papaz, o papazı reddediyor. Dolayısıyla devamlı değişkendir. Devamlı değişken olursa şu anlayış getiriliyor. Acaba bu doğru olduğunu kim söylüyor? Bu yani dinin doğru olduğunu kim söylüyor? Çünkü niye? Doğru iken devam değişiyor. Peki bu doğru değişmeyeceğini nereden biliyoruz? İki. İkincisi ise esas-ı din bir ceset ve cilt olmuş, tebdil edilince inkar ve tepsi çıkar. Yani o zaman ruh ile beden ayrı bir şey, ayrı kaynakla yönetilince o zaman imtizatsızlık oluyor. Bedenle, yani biraz önce anlattım ya, kiliseyle karakolun, polisin çatışması, bu sefer çatışma kaçınılmaz oluyor. İki bu. Devam ediyor iki. Aynı İslam'da ise en ince teferruatına kadar peygamberler getirmiş. Yani İslamiyet'te nasıldır? Tuvalette nasıl oturacağını da din söylemiş. Dinin hükmetmediği yerde din yoktur. O zaman dinsizlik var. O zaman onun din nakıstır. Mesela Hristiyanlıkta tuvalete nasıl gideceğin yoktur. Sokağa nasıl tüküreceğin yoktur. Din de yoktur. Kendileri söylemiş. Peki bunun hikmeti ne olabilir? İsa Aleyhisselam da hakikaten peygamber. Yani hak bir din. Yani böyle teferruat. Rahat bir şey yapabilirsiniz evet, bu sobayla. Bunun hikmeti yani canlı yani, bir din olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü cihaz şunu bir din değil. Yani İsa Aleyhisselam'a gelen bir din, küre yazın, dünyanın, hani diyor ya Mesnevi'nin oraya, yani öyle bir hale gelmiş ki şimdi, küre yaz, yani dünya, küre, köy şekline gelmiş. O zaman çok dinler olmaz, tek din yetiyor. Ama bu dinin öyle bir özelliği olması lazım ki, beyazı, siyahı, kuzeyi, güneyi, kutuplarda yaşayanı, ekvatorda yaşayanı, bir tanesi kardan çıkamıyor, bir tanesi 50-60 dereceden çıkamıyor. Tamam? Bunlara ahkam getirecek. Bunlara ahkam getirdiği zaman öyle bir ahkam getirecek ki hepsini memnun edecek. Dolayısıyla tuvalet adabından sokağa nasıl yürüyeceğini, nasıl tüküreceğini, hayvanlara nasıl davranacağını da getirmiş. 3. 2 de etti daha. Dini Hristiyaniye, havas ve hükümet adamları elinde avam tabakasının hürriyet perverlerinin mütefekkir kısmını ezmeye vasıta olmuş bir vasıtayı istibdat ve tahakküm etmiş. Mesela azizlerine, devlet reislerine kutsiyet vermiş. Ne yaparsa yapsın itaat edeceksiniz. Farklı düşünürseniz afaroz ediliyorsunuz. Kaç sene İnsanlar afaroz edilmiş, aç farelere yedirilmiş, aç köpeklere yedirilmiş. Yani o şeylerde afaroz tarihte girerseniz görürsünüz. Afaroz, Hristiyanlar afaroz ne demek biliyor musunuz? Bir insanı bir başka bir insanın dinden çıkartması. Çıkartması şu, İslamiyet'te Müslüman olman için başkasına gerek yok.
onaylaması şöyle desen yetiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah veya eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Ama Hristiyanlıkta böyle değil. Sen Hristiyan olabilmen için Dom Kilisesi var. Her şehrin merkezi, merkez bir kilise var. Başka kilise olabilir. Oraya başvuruyorsun. Başvurunca sana diyorlar ki haftaya geleceksin. Ondan sonra papazlar toplanıyor. Karar veriyorlar bunu Hristiyan yapalım mı yapmayalım. Yapmıyorum desen olmuyorsun. Karar verilense sen Hristiyan oluyorsun. Veya atmakta. Ha bak şimdi onu anlatacağım. Seni Hristiyan olmana vesile olanlar seni Hristiyanlıktan da çıkartma yetkisine sahip. O zaman afaroz oradan çıkmış. Sen aklını kullandığında muhalif bir şey mi söyledin? Akıl şeytandır. O zaman aklı şeytan kilisenin kapısına bırakın. Eğer farklı bir şey söyledin mi? Afaroz yersin. Afarozun toplumsal bedeli nedir? Kimse sana mal, kimse sana mal satamaz. Kimse mal, kimseden mal alamazsın. Yaparsan o da afaroz yer. Ne yapacaksın? Öleceksin. Dolayısıyla azizlerine, devlet reislerine, şeylere kutsiyet vermiş. İslamiyet ise bilakis demiş ki, reislere, mesela bir gün Yahudi gelmiş, peygamberi sorgulamak istemiş, peygamberi. Sahabe var, bir kişi su taşıyor, dağıtıyor, o meşhur. Demiş ki Yahudi, bir tane sahabe, unuttum adını, reisiniz kimdir diyor. Su dağıtan diyor. Su dağıtan, Yahudi kabul eder mi? Ulan benimle dalga geçiyor diyor ya. Onun yanına kalkıyor ona gidiyor. Reisiniz kimdir diyor. Su dağıtan dedi. Ulan bu da dalga geçiyor diyor. Sonra üçüncü kez olunca çok ilginçti. Ben takip ettim bunu okudum. Peygamberimize soru soruyor. Sen bu kavmin reisi misin demiş. Allah Resulü şöyle demiş. Seyyidül kavmi hadimuhum. Bir kavmin seyidi ona hizmet edendir. Tamam mı? Şuraya bak. Ha, ama Hristiyanlıkta bilakis azizlere, devlet ricaline kutsiyet vermiş. O bir şey demişse tamam hikmeti var, sorgulanamaz. Yani ilah nazarıyla bakıyorlar. İlah, yani Tanrı'nın görüntüsü. 4. Evet, yapabilirsin. Din İslam ise hem avamın hem de mütefekkir, ha bir de din İslam ne yapmış? Hem avama hem de düşünen mütefekkirin hamisi ve istinadgâhı olmuş. Onlar mesela düşünenleri tırpalamış. İslamiyet ise düşünceye kuvvet vermiş. Mütefekkir olanlara kuvvet vermiş. Onun önünü açmış. Önünü açmış. Nasıl açmış? Tamam. Ayet var. Efele yetefekkerun. Düşünmüyor musunuz? Tamam. Düşünmezler mi? Efele yetedebberun. Fetöbiru yaulül elbab gibi ayetlerle, ayetin fezlekeleriyle sonunda anlatıyor da sonra mevzuyu akla mal ediyor. Düşünemiyor musunuz diyor. Aklı azletmiyor. Aklı şahit yapıyor. O zaman mütefekkirleri azletmiyor, teşvik ediyor. 5. Akla ve ilme değer vermiş İslamiyet. Körü körüne taklit istememiş. Körü körüne değil. Aklınızı başkasının cebine koymayın diyor. Kendini tahkik et diyor, değil mi? Tahkik et. Araştırarak kabul et. Fecme havassa bi hayri tumimet. Havasları topla, bak tahkik et. Ben avamım, Kur'an'ı tahkik edemem. Ben de merak ettim ha bunu. Ben Kur'an'ın ahkamlarını nasıl aklımla ölçeceğim de tahkik edeceğim? İslamiyet şöyle demiş bir sefer. Avam mısın, tahkik edemiyor musun? Bak, İslamiyet'i iddia edenlere bak, yaşantısına bak. Onun yaşantısı İslamiyet uyuyor mu, uymuyor mu? Ben bilmiyorum ki İslamiyet'i, onun davranışı İslamiyet'i uyuyor mu, uymuyor mu deyim. Ona İslamiyet diyor ki, onun davranışına, sözlerine bak, fıtratın reddediyorsa o yanlış yapıyor. Aslı fıtrat olacak ama. Demek ki niye? İslamiyet'e uyan meyvesi davranıştır. Mesela isterse, işte Geylani, isterse İmam-ı Gazali, İslamiyet'in meyveleridir. Mesela bir Müslüman haram yiyemez. Yememesi lazım. Unu istermiş sahabe, çarşıya gelip satacak. Satamıyor tabii. Üstü üstak. Alt üst ediyor.
Allah Resulü elini sokuyor. Islaklık geliyor. Niye böyle altı ıslakta üstü kuru? Gelirken böyle oldu. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bizi aldatan bizden değildir. Ne yaptı o sahabe biliyor musunuz onu? Islaklığı ne yaptı? Kenara koymuştu. Kuruyu sattı değil mi? Hayır, öyle yapmamış. Komple gitmiş, tasadık etmiş kalmış. Ha? Yani İslamiyet'i takip edecek aklın yoksa gözün yok mu? Bak bakayım onun davranışını iyi dinleyin ama bak burayı. Onun davranışının doğru olup yanlış olduğunu nereden bileceğim? İslamiyet'i bilmiyorum ki. Uyuyor muyum? Diyor ki fıtratın bozulmamışsa senin fıtratın onun davranışını reddetmez. Kafir dahi olsa senin dürüstlüğünü ne yapar? Doğru. Hangi böyle kafir inat olmamak şartıyla haram yemeyen, dürüst olan reddetsin. Ben başıma bir hal gelmiş. Müsaade ederseniz bu örneği vereceğim. Topkapı'da şu anda petrol ofisler var ya Topkapı'da. O tercüman binasının orada. Evet. O şimdi petrol. Orada eskiden şey vardı, bisiklet pazarı vardı. Herkes oraya bisikleti götürdü, bisiklet aldı. Bisiklet pazarıydı. Araba pazarı değildi. O petin yeri şu an. O petin yeri. İşte o Demirel döneminde işte onu peşkeş çekiliyor. Şu anda petrol var. Benim o dershanedeyken bisikletim vardı. Bisikleti satacaktım. Gittim. Bak başıma geleni söylüyorum. Yalan söylemiyorum size. Ondan sonra geldiler karı koca. Çocuklar var. Aa, dedi ki delik var 14-15 yaşında. He. 14 soba işi yapar. 14-15 yaşında delikanlı dedi ki bunu alacağım. Beğendim. Oğlum falan dedi. Altına baktılar, üstüne baktılar, ben ses yapmadım, bunu alacağız. Kaç para? Şu kadar. Fiyatta da anlaştık. Tam parayı verirken, bak dedim ki, bu bisikletin bir kusuru var. Bir anda üçü şok oldu. Para veriyor lan. Bu bisikletin şöyle bir kusuru var. Ya nasıl dedi kusuru var? Atası var. Dedi ki kadın, karı koca bir de oğlu. Neyse şunu. Öyle mi ya? İyi o zaman biz dedi almaktan vazgeçiyoruz dedi. Siz bilirsiniz. Durdu ama şok oldular. Gittiler. Bir şaşkınlık var. Hiç ömrümde unutmayacağım. Unutmuyorum. Örnek de veriyorum. Birkaç dakika sonra geri geldiler. Ben o zaman genciz daha. Dershaneye ne gitmişiz? 20 küsur yaşındayız. Adamlar yaşlı. 30-40 var. Dedi ki kardeşim dedi, biz bu bisiklete anlaştık, bak, açık saçı kadına, zahirde bir İslamiyet taşıyım, biz seninle anlaştık, tam para verirken sen bunu söyleyip de niye satışını baltaladın, niye satmayı böylelikle engelledi, biz bu kusuru söyleyince alacağımızı zannettin, ama ne güzel almıştık, kusuru da bilmiyorduk, sen bunu niye söyledin dedi, benim dinim şöyle diyor, bir malı satarken, kusurun demesen o para sana haramdır. Birbirlerine bir baktılar, bir baktılar, hiç unutmuyorum. Ver dedi bisikleti. Dedim ki, bu dedim böyle söyledim diye mi alıyorsunuz? Hayır. Tamam, biz bilerek alıyoruz. Aldı. Delikanlı dedi, aldık parayı verdik de. Dedi ki, sana dedi ayrıca bir şey vermek istiyor dedi adam. Yok dedim ben almam. Dedi ki ne olur dedi bunu arkadaşlarınla bir dedi yemek yersiniz dedi. Ayrıca bak hiç olur. Niye dedim? Niyesi bize kalsın dedi. Evet. Bir karısı kocası bizi aldatan bizden değildir diyorum diyor dedim Peygamber Aleyhisselatü'ne. Onun misalini verdim, birkaç tane misal verdim. Bizi, ne dedin? Bizi aldatan bizden değildir deyince bilmem. Dedi ki, sen dedi oğlum yaşındasın, büyük oğlum da var dedi. Kadın dedi ki, oğlum dedi. Bize dedi, İslamiyet'i doğru yaşadığın için bize öyle bir ders verdin ki, ömrüm billah unutmayacağım dedi. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyor. Ama söz veriyorum sana, şu dersi dedi, elimden geldi, unutmayacağım dedi. Bak şimdi, bu nedir? Meyvedir.
Niçin söyledim? Zahirde İslamiyet yaşamıyor. Fıtratı bozulmamış kişi dürüstlüğü tasdik etti. İslamiyet doğrudur. Niye? Meyvesi doğru. Eğer İslamiyet yanlış olsaydı böyle bir meyvesi olmazdı. Tamam? Bugün Avrupa ve Amerika demokrasi iddia ediyor. Irak'ta 1 milyon 200 bin. Amerika'da o eski kavimleri neydi o? 63 milyon toplam Amerikan insan katletmiş. 63 milyon 500 bin Kızılderili. Toplam Amerika'nın şimdiye kadar sicili 63 milyon. 64 milyona yakın Rusya'nın var. 63 milyon 500 bilerek ilin YouTube'da görürsünüz. Çin'in katliamı var. Daha yakın tarihte Irak'ta 1,5 milyon insan öldürmüş. 1 milyon 100 bin Suriye'de insan öldürülmüş. Bunu Avrupa medeni insanları yapıyor. Tamam? Meyveleri bu. Yine demokrasi söylüyor. Şimdi ben devam edeyim de keseceğim. Çok uzattık. 6. Hem İslamiyet vücubu zekat ve hürmeti riba ile havası avama müstebit değil, hadim etmiştir. Yani üst takımla alt takımı çatıştırmamış. Yani üst takımı elit tabakayı alt tabakaya hadim etmiş. Hizmetçi etmiş. Arasında uçurum yok. Hakiki İslamiyet'te. Ne yapmış? Zekatı farz kılarak faize haram diyerek. 7. İslamiyet tevhid-i hakiki dinidir. Vasta ve sebepleri iskat ve enaniyet-i nefsin rububiyetinden ta her nebi rububiyeti batılayı kırıyor, reddediyor, ubudiyeti haliseyi tesis ediyor. Yani bu mektubat 436'yı hulasa ettim de bu 1-2,5 saat sürecek diye. Yanlış anlamayın nereden okuyor diye. Yani İslamiyet tevhid-i hakiki dinidir. Arada şirk koymuyor. Papazlar kimdir biliyor musunuz? İsa Aleyhisselam Tanrı'dır. Papazlar nedir? Tanrı'nın görüntüsüdür. Tanrı'nın vekilidir. Tanrı'nın vekili olunca ona itaat etme, Tanrı'ya itaat etme gibidir. İslamiyet bunu reddetmiş. Enaniyetini kamçılamamış. Hoca mısın? Alim misin? Devlet başkanı mısın? Mutavazı olacaksın. Hizmetçi olacaksın. Öyle yok yani. Tahakküm etmek değil. Okudukça mutavazı olacaksın. Zaten hakiki İslamiyet'e, yani İslamiyet'in hakikatine tabi olanlar okudukça mutavazı oluyor. Yani niye? Yükseldikçe manen tevazu geçer. Tevazu. Yani göstereyim değil, değil. Bu hale geliyorsun. Allah aşkına hepinizi soruyor. Risale'yi okuyan adamlarsın. Bu kardeşler belki yeni duyuyor Risale'yi. Yani sen bu köylünün hangisine, kadınına, erkeğine, çocuğuna üstten bakabilir misiniz? Hangi vicdanla bakarsın? Tam tersine onlara hizmet edeyim diye uğraşıyorsun. Bugün, dün, bugün gündüz bu yaylaya gelirken bir eve uğramadık mı? Kadına ne dedim biliyor musunuz? Duydunuz da. Öyle bir Allah'tır ki, öyle dua ediyorum başla bir ağlamayı değil mi? Bak özürlü kadın var, doğru mu yanlış mı? Özürlü kadını var, çocuğu var. Öyle bir Allah'tır ki seni bu dağda bile benim kalbime bu merhameti koyuyor. Git onun çocuğuyla meşgul ol. Allah beni sana hizmetçi gönderiyor dedi. Başladı ağlamaya. Yani Allah böyle bir Allah'tır. Senin daha yaylaya, sen yeter ki samimi ol. Allah sana hizmetçi gönderiyor. Sen aramıyorsun. O seni buluyor. 8. Hristiyanlık ise velidiyet akidesini kabul eder, vesait ve esbaba tesir verir, din namına enaniyeti kırmaz, belki kutsiyet verir. Yani ne kadar enaniyeti olursa o kadar dindarsın diyor. İslamiyet bilakistir. Hristiyan havası mutasip bir dindar olur. Müslüman havaslar ise adani misalebetli olur. Yani Hristiyanlıkta havası mutasip bir dindar. Yani havası var ya. Ama avam öyle değil. Avama serseriler demiş. Hristiyanların hakiki dindarlar lider olanlardır. Zaten Fransız ihtilalinin serseriler dediği hapishaneden çıkmış. Avam dindar değildir. Havas dindar oluyor.
İslamiyet ise bilakistir avam, mağdur, hasta, mazlum, fakir, fukara daha çok sahip çıkıyor. Ama bu fakir fukara dini değil yani. Yani umumun selameti için bir hakkını feda etmiyor. Etmiyor birkaç kişi için. 10. Onlardan çıkan filozoflar dinlerlerine lakayt ve maruz oluyorlar. İslamiyet'ten çıkanlar ise hikmetlerini esasat İslamiye bina ediyorlar. Onlardan çıkan filozoflar dinsiz oluyor. Yani görüyorlar papazın yaptığı, kilise Hristiyanlık uydurduğu. ama bizde ise çıkan filozoflar dindeki bu hüküm ama bu haram helal hikmetini araştırıyorlar. Devam. 11. Az kaldı. Onlarda zindan ve musibete maruz olanlar dinden medet değil, belki çoğu dinsiz oluyorlar. Bizde ise zindan ve musibete maruz olanlar ise dinden medet bekliyor ve dindar oluyorlar. Mesela hapishaneye düşenler üst tabaka hapse soktuğu için bunlara serseri diyorlarmış. Hristiyanlar biliyor musun? Fransız ihtilali niçin hapishanelerde başladı? Alt tabakalarına serseri diyorlarmış. Ve alt tabakanın üst tabakaya isyanıdır. Ve hapise ve musibete düşenlere üst tabaka diyor ki serseri. Serseri olmasaydı, dinsiz olmasaydı bu şeyi yapmazdı. Şeyde ise enişte, bizde ise hasta ve musibet hapis olanlar dinden medet bekliyor. Dinden medet bekliyor. Tamam? Ya yani dindar oluyorlar. Serseri giriyor hapishaneye, dindar çıkıyorlar. 12. Ne vakit İslam'a temessük etmişsek o zamana nispeten terakki etmişiz. Hristiyanlık ise bilakistir. Hristiyanlar ne zaman dinlerini bıraktı, terakki etti? Biz ne zaman dinimizi bıraktık? Tedeni ettik, dibe vurduk. Ne zaman biz dinimize... Tarih buna şahit diyor, değil mi? Ne zaman biz dinimize sarıldık, terakki ettik, çağıştık, ne zaman dinimizi bıraktık, dibe indik. Ne zaman onlar dinlerine sahip çıktı, dibe gitti. Ne zaman dinleri bıraktı, yukarı çıktı. Niçin? Bozuk dinleri terk edince terakki ettiler. Tereyağı bozulduğu zaman zehir olur misalim. Evet. Onlar... Evet, aynen öyle. Sana bir diğer Kut Risalesi'nde yani kuvvet muhabbet aranızda diyor sarsılırsa, bozulursa diyor ecdebilerin esareti altına kalırsınız. Yani alem İslam'da kuvvet muhabbet, değil mi? Evet. Kardeşlik, tesanüf, dayanışma bozulunca bak ha her bir alem İslam başına bir musibet var. Ya. Bir ecdebinin tahakkümü, baskısı. Bu işte İslamiyet'e bak. O Cengiz Han geldiği zaman Bağdat'ta şuraya buraya kan gölünü götürdü yok etti. İşte biri geldi daha oraya katliam şey yapmadı. Oranın alimlerinden çağırdı da kimse gitmedi de katledecek diye. İşte biliyorsunuz bir horoz, eşek vesaire götürmüş, bir götürmüş. Ondan sonra bana aliminiz getirdiniz, cılız bir adam gitmiş. Neyse onu biliyorsunuz. Adam şunu demiş. Ben demiş bu size zulmü yaptım. Şehri yok ettim. Yok ettim. Kitaplarınızı da denize döktüm. Ben ne zaman buradan çıkarım demiş. Siz ne zaman ayağa kalkarsınız da ben çıkarım? Ben niye böyle oldum? Yani ben size nasıl böyle galip geldim? Sen galip gelmedin dedi. Aramıza ihtilaf oldu. Allah seni bize musallat etti. Ne zaman biz aramızda uhuvveti, kardeşliği korursak siz burada duramazsınız demiş. 13. Müslüman dininden çıksa kemalata medar olacak hiçbir secesi kalmaz, mürtet ve anarşist olur. Hristiyan ise kemalata medar bazı şeyler kalabilir. İslamiyet tuvalete de hüküm getirmiş. Böyle gir demiş. Tuvalette de böyle otur demiş. Tükürme demiş. Banyo temizliğini şöyle yap demiş. Sabah kalktığın zaman demiş şöyle yap. Şunu yap öyle. Yani dinin hüküm getirmediği bir şey yok. İslamiyet'ten çıktığı zaman İslamiyet'in getirdiği her şeyden çıkıyorsun. Hristiyanlıktan çıkan, Hristiyanlığın getirmiş olduğu şeyden çıkıyorsun. Hristiyanlık ne getirmiş? Toplumsal bir ölçüler getirmemiş. Allah imanı getirmiş. Melekler imanı getirmiş. Kitaplara getirmiş. Peygamberlere getirmiş.
ahiret inancı getirmiş. Toplumsal kaideleri getirmediği için, toplumsal kaidelerden çıktığın zaman, reddettiğin zaman dinden çıkmış olmuyorsun. Ama İslamiyet ise yolda yürümeyi, efendim tükürmeyi, özel hayatı, tuvalet adabı, efendim reis olmayı, devlet başkanı olmayı, komutan olmayı, yani eğitimi, hepsini kaideleri getirmiş. O zaman İslamiyet'ten çıktığı zaman İslamiyet'in hükmetmediği bir şey olmayınca komplesini terk etmiş oluyorsun. Hristiyanlık ise terk ettiğin zaman şu beş kaideden terk ediyorsun, toplumsal kaideler kalabilir. Ondandır ki bir Hristiyan dürüst olabilir. Bir Hristiyan dürüst olabilir. İşini dürüst yapar. Ama dini yok. Çalmaz. Sözünde durur. Çünkü niye? Dinin teferruatını kaydeden insanlar getirmiş. Bozulmuş dini terk etmiş. Adam zehir değil. Yani süt bozun peynir gibi. Şimdi onu anlayacağım. Ama İslam, Müslüman ise İslamiyet'in getirdiği her şeyi terk ettiği için İslamiyet neydi? Soldu. Neydi? Sütün de, ayranın da, yoğurtun da son özü neydi? Yağdır. Müslüman yağa benzer. Bozulunca zehir olur. Hristiyan yoğurta benzer, yenir. Hristiyan ayrana benzer, bozulursa yenir. Hristiyan süte benzer, bozulursa yenir. Ha, bu da büyük bir farkı gösteriyor. Müslüman bozulunca mürtet oluyor, ne sözünde durur, ne kaliteli iş yapar, ne dürüst olur. Bazıları bunu çok soruyor. Niye Müslüman böyle? Müslüman olmadığı için. Müslüman niye sözünde durmuyor? Bu konuda Müslüman olmadığı için. Niye aramıyor? Niye beni kandırıyor? Müslüman olmadığı için. Müslüman olsaydı yapmazdı. Mümindir ama Müslüman değildir. İslamiyet inanç değildir. Mümin inançtır. Mesela itikat amel değildir. Mesela Allah'a iman, peygamberlere, kitaplara inanmak eylem değildir. Ama İslam inançları, İslam esası kaçtır? 5. Bu inanç değildir. İman esasları imandır. Nedir o? Amentu billahi, inanacaksın. Ömer'e hareketi ama İslamiyet inanç değil. İslamiyet eylemdir. İslamiyet'in esasları nedir? Namaza inanmak değil. Namazı? Kılmak. Kılmak. Oruca inanmak değil? Tutmak. Tutmak. Zekata inanmak değil? Vermek. Haca inanmak değil? Gitmek. Kelime şerde. Eylemdir. Eylem varsa Müslümansın. Eylem yoksa yoksun. Ama müminsin. Ama İslamiyet şey değil. İşte Hristiyanlar da böyle değil. Bu 21 tane devam ediyor ama ben size bu kadar şey yapayım. Diğerini de inşallah başka zaman yaparız. Çünkü bayağı saat geçti. Burayı okuyamadık. Burada bir misal vardı. İnşallah siz o 362'den başlayıp 363'te bir saray misali var. Çok harikaydı. Okuyacaktık ama inşallah hulasa ettik. Ve çok insanların ve benim de senelerce meşgul eden şeyleri öyle bir sorun cevabı olmuş oluyordu. Şimdi yatsıyı kılarız inşallah. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.